Öyle tabii canım. Alınmaz. Sen şey yap, değiştir şeyi. Allah o kadar hassas yani. Murat şeye gidecek zaten. Alevi geleneğinde, geleneğinde elinde... Halk mahkemesi gibiymiş gibi. Bir kere o kustur çok önemli. Şimdi kulun kuldan razı olmadığını müddetçe o cebe gelerek gibi getirir. Hak borcu varsa karşılık şey. Ödeyecek. Teslim edecek huzurunda. Küsür insanlar değil, barışır, barıştırırlar. Genelde sözünde de çıkmazlar değil mi? Sen biraz elbette yalan yok. O tarikata giren insanın orada hiçbir yalanı yok. Alacak verecekler herkes verir. Borcu dışarıdan birisine borçluysa adam der ki ya benim burada işte 300 lira 500 lira alacağım var. Tam tarikatta gelir dedeye der ki böyle der ki işte sizin Ali Seyit'e şurayı çekme. Bir yaşayan bir toplumda dedem de bağışlasın, o da bizden daha iyi bilir. Böylesi bir yerde kolaydır ama başkası bir yerde yani hakikaten hocam öyle değil mi? Yani ben yanlış söylüyorum. Hocam. Hocam gel. Yani temel olarak bu farklı yönler bir zenginlik olarak görülürse bir çeşitlik olarak görülürse işte, ya Şafii'nin en güzeli olur ayrı. Şimdi ortak bir şey mesela yani hiçbir Müslüman yoktur ki Ehl-i Beyt'i sevmesin. Hazreti Ali'yi sevmesin. Hazreti Ali çoğu zaman yani peygamberi söylerken hemen arkasından Hazreti Ali'yi şey yapar. Zamanında aynı şeydir. Bir şey olmaz. Ama geçmişte işte bir şu tarihin karanlığında Alevi kesimde Sünni kesim karşı karşıya getirilmiş bir takım şeyler yaratılmış. Yani o takım şeyler oldu. Şimdi Evrisal Alim fakat ne yalan şiir oldu galiba. Çerçi dedin o albayın babası. Çerçi o Hüsügen mi? Albayın babası. Affedersin eşekle köyle. Evet köyle Çerçi. Tabii öyle. O Devrişali de Alim'di. Gerçek yani ağzı, suyu yaşının babası tepedeki. Bu sofra bir nasılsa bir lokma gibi oluyor. Allah Allah, sofrayı celil, bereketi halil. Sofra zat ola, münkürmat ola, yiyene halal ola, yedirene delil ola, lokma sahibinin lokması kabul ola, bir lokması bin kadısına karşı gele, emlatlı, dövletli eyle, Hızır aleyhisselam lokmasını kabul eyle, gerçeğe öyle. Buyur bana. Aşağı yukarı her gün görüşüyoruz. Bu yol genişletmesi var işte. Uzunluğunu bir kareyelerine şey yaptık ki onu yapabiliriz. Onun için de bayağı uğraşıyoruz da yani yolu genişletmesi. Karayolları... Hem bizim o hükümet konunun oradaki o yolun yapılması ile ilgili, devralılması ile ilgili. Yani bölge müdürüyle kavga etti yani. Ben orada şahidim. Evet. O yolun yapılması için. Kavşağda bu sene kavşak yapıyoruz ama kavşaktan aşağı uçmak. Hayır başkanım bu havalandan buraya bir yol diyorlar. Asıl oluyor mu? Öyle bir yol şeyi yok. Şu anda biz yazan Hamidiye arası. Evet. Hamidiye arası. O Tohma boyundan getirdiğimiz yolu da birleştireceğiz. Yani ben yedek durdum da. Orada bir köprü düşünüyoruz. Tohma'nın üzerinde. Avran'a gittik. Alarko o hidroelektrik santralı. Orada yol istedik. Yolda müsait. Alarko cevap vermedi bize. Muhtarlara söyledim. Orada müsaadeyi alın. 24 saat yolun açık hava olması lazım. Sayın Başkan, şu yoldan köprü yapılırsa zaten yapılmıyor. Evlerin önüne kadar ahır gidiyor. Geçen başkan zamanında da yapılmadı, şimdi de yapılmadı. Lütfen bu mahalleye inin. Burası bak, köyün ortası, mahallenin ortası efendim. Neden bakılmıyor buraya? Tepeden mezarlıktan o güzel geldi. Bu güzel geldi.